Hepinize merhaba. Mucizelerin tüm kullanıcılarına baktığımız serinin 3. bölümündeyiz. Önceki 2 bölümde Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin tüm kullanıcılarına bakmıştık. Bu bölümde ise Tavus Kuşu Mucizesi'nin tüm kullanıcılarına bakacağız. Tavus Kuşu Mucizesi'nin bilinen 8 adet taşıyıcısı var. Bunların 3'ü Asya kıtasından, kalan 5 tanesi de Avrupa kıtasından. Birazdan bu kullanıcılara bakacağız ama önce kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın lütfen. O halde videomuza geçelim. Tarihte bilinen ilk tavus kuşu mucizesinin taşıyıcısı Kong Kue. İsmi nasıl okunuyor tam bilmiyorum ama bu şekilde yazılıyor. Kendisi antik Çin'de yaşayan bir taşıyıcı. Zaten mucize kutusu da burada oluşturulduğu için buna çok şaşırmamak lazım. İsmi de Çince'de tavus kuşu anlamına geliyor. Tıpkı ilk Uğur Böceği olan Piaçong'un Çince'de Uğur Böceği ve ilk kara kedi olan Heimao'nun Çince'de kara kedi anlamına gelmesi gibi. Yaşadığı dönem ise M.Ö. 7000 ila 5000 yılları arasına denk geliyor. Kostümü ise dizlerine kadar gelen koyu bir pantolon, kapşonlu bir tunik, belinde küçük bir kuyruk, ellerini bağlayan pembe bir kurdele ve bir maskeden oluşuyor. İkinci tavus kuşu taşıyıcısı da Çin'den. Kendisi Mucize Büyük Kitabında da yer alıyor ama ismini bulamadım. Kostüm olarak Mayura'nınkine benzer büyük bir tavus kuş şüphelerinden, yine Çinlilerin giydiği bir elbiseden ve koyu bilekliklerden oluşuyor. Saçları koyu mavi renginde ve yüzünde bir maske yok. Arkasında da aynı anda kontrol ettiği his canavarları var. Üçüncü tavus kuşu kullanıcısı ise hepimizin bildiği Wang Fu yani Usta Fu. Kendisi muhtemelen Nepal'de doğdu. Çünkü o da Mayura ismini kullanıyordu. Ve Mayura Nepalce'de tavus kuşu anlamına geliyor. Kostümüyle birlikte cilt rengini de değiştiren ilk tavus kuşu kullanıcısı. Kostüm olarak da tavus kuşu kuyruğuna sahip olan bir ceket, bir pantolon, uzun bir çift bot ve sağ gözünü kaplayan küçük tüylü bir şapkaya sahip. En önemli tavus kuşu kullanıcılarından bir tanesi. Çünkü hatırlarsanız kendisi aç olduğu için ve ona yemek getirmesi için bu his canavarını oluşturdu. Ve bu his canavarı da kontrolden çıkıp Tibet'teki gardiyanlar tapınağını yok etti. Ayrıca Usta Fu kaçarken de iki mucizeyi ve mucize büyük kitabını da kaybetmişti. Dördüncü tavus kuşu kullanıcısı ise tabii ki Edri'nin annesi Emily Agres. Yaklaşık 2000 yılında mucizenin sahibi oldu. Gabriel kırık tavus kuşu mucizesini Emily'ye verdi ve Emily de Edri'ni oluşturdu. Ancak hasarlı tavus kuşu mucizesini kullandığı için komaya girdi. Beşinci tavus kuşu kullanıcısı daha önce hiç görmediğimiz bir kişi. Evet, kendisi Colt Fatum yani Felix'in babası. O da hasarlı tavus kuşu mucizesini kullandığı için hayatını kaybetti. Altıncı tavus kuşu kullanıcısı ise dizide bu mucizeyi kullandığını gördüğümüz ilk kişi. Hatırlarsanız Natalie 2. sezon finalinde Gabriel köşeye sıkışınca ona yardım edebilmek için hasarlı tavus kuşu mucizesini kullanmıştı. Ve gün geçtikçe bu yüzden daha da fenalaşıyordu. Kostüm olarak da koyu mavi renkte bir ceket, Ustafa'nınkine benzer küçük bir şapka, boynunu ve bileklerini saran tüylere ve uzun bir çift bota sahipti. Yedinci tavus kuşu kullanıcısı ise Gabriel'di. 3. sezon finalinde Mucize Büyük Kitabının çözülmüş bir versiyonunu çaldılar ve bu sayede Gabriel tavus kuşu mucizesini onardı. Ve kelebek mucizesiyle birlikte kötü amaçları için kullandı. Ta ki 4. sezon finalinde Felix'in elindeki tüm mucizelerle takas edene kadar. 8. tavus kuşu kullanıcısı ise tabii ki Felix yani Argos. Kendisi elindeki tüm mucizeleri ve yüzüğü sadece tavus kuşu mucizesiyle takas etti. Kendisini kötü bir işsiz zannediyorduk ama 5. sezonda tek isteğinin his canavarlarının acı çekmesini önlemek olduğunu anladık. Daha sonra 5. sezon finalinde o da mucize takımına katıldı. Evet, videomuzun sonuna geldik. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.